Evet arkadaşlar, şimdi diğer bir konu ise döngülere devam ediyoruz. Döngülerin diğer bir elemanı ise şöyle bunu yorum satırı haline getiriyorum seçip. Diğer yöntem neydi? Yansılaş, yıldız, yıldız, yansılaş. İşte bla 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 falan filan böyle yazabiliyorsunuz. Hatırlatma olsun diye geçtim. Şimdi diğer bir döngümüz ise while. While yani koşul sağlandıkça dön. Bu nedir? Mesela veri tabanında tablolarda mesela nedir? Özellikle Excel'den söyleyeyim mesela. Şöyle Paint ile kısaca bir çizelim. Mesela veri tabanında tablolarda aldık, dönüyoruz. Diyoruz ki mesela servise şöyle birazcık küçültseydim ne oldu ki bu böyle? Şöyle miydi? Evet. Şunu da alıp şu tarafa koyalım. Heh. Şöyle geldik. Evet. Diyoruz ki servise mesela bizim otomatik aktarım yapan bir servisimiz var. Fatura servisi mesela. Nedir? Bütün müşterilere fatura gönderiyor. Şunu şöyle hafiften izleyiniz. Şöyle bir rahat rahat çalışalım. Bütün müşterilere fatura gönderiyoruz. Peki, işte nedir? ID'si, işte numarası, ID'si dediğimiz tablodaki kayıt ID, benzersiz olur genelde. Ki öyle olmak zorunda, benzersiz olur genelde değil. Her müşteriye bir numara olur. Bunu TCKN, VKN ile vatandaşlık kimlik numarası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık kimlik numarası veya vergi numarası yani bunlar da benzersiz takip edilebiliyor. Ayrıca GUID ya da işte burada bir bir arttırarak benzersiz numaralarla bu müşterilerin birbirinden ayrımını sağlıyoruz. Fakat biz bu müşterilerin faturalarını mesela SMS gönderen bir servisimiz var. Bu sırayla ne yapıyor? Önce geliyor bu satırı oluyor, okuyor. SMS'ini gönderdi. Mesela servise gitti. Aldı sonucu. Şurada diyor ki is sended customer mesela müşteriye gönderildi bu bilgi. Buraya true'yu koydu. Buraya true'yu gönderdi. Şurada gönderirken hata aldı. Buna false dedi. Anlatabildim mi? Hani boolean tipi demiştik ya, tipler var, parametreler var. Hani burada mesela yavaş yavaş artık programlamayla neyin ne olduğunu yavaş yavaş ilişkilendirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi tamam hocam, bu böyle böyle bahsettin. Tamam. Ben fazla böyle dibe girmeden hafif yüzeyden geçip daha sonra iyice dalmaları yapacağız. Şimdi geldim. Şöyle. Neredeydi bu? Şuradaydı. Boolean operators değil. Ne yaptık? Kapattık mı ya? Şurada iyice kenarda kalmış bizim program ya. Ha. Şimdi diyoruz ki mesela nedir? Integer sayaç 5. Öyle değil mi? Sayaç 5'e eşit ya da 5'ten küçük olduğu sürece dön. Tamam, mesela şurada işte servise gönderdim, getirdim vesaire 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 yaptım. Ama nereye kadar? Ta ki sayaç 5 olana kadar. Peki CV dedik şuraya. İşte ne dedik? Bu string format yazdırma yöntemlerimiz vardı. Bu sefer dolarla yapalım. Ben pek kullanmayı sevmiyorum. String formata alışmışız. Bu dolar şeyi .NET'in son versiyonlarından gelen, epeydir de kullanılan bir yöntem de. Burada direkt parametreyi veriyorsunuz yani indeksi vermiyorsunuz. Hani virgülden sonrakileri parametreyi veriyorsunuz. Bu yerleşiyor cümlenin ortasına. Daha önceki derslerde bahsetmiştim. Ama gene de bir örnek vereyim. Şöyle ne diyelim? İsim takma, isim bulmak da zor. Yazdırma işlemi.
ya da SMS gönderme. SMS gönderilen müşterinin ID'si. Şuraya da geldim. Süslü parantezlerimi açtım, kapattım. Sayacımı yazdım. Evet. Örnek olsun diye sizin için böyle bir yöntemle yazdım. Yoksa ben string formatı kullanıyorum. Yani bu yoğurt iyi işledikleri bir şey yani. Bir artık adını siz koyun. Nasıl hani şey yaparsanız, rahat ederseniz. Hani böyle de yazsam, şöyle de yazsam hiçbir şey fark etmez. Sonuçta ben ekrana mesajı gönderiyor muyum? Gönderiyorum. Müşteri istediğimi gönderiyor muyum? Gönderiyorum. Bu benim için yeterli. Tabii her şeyi göndermek zor şey değiliz. Yani doğru olanı yapmamız gerekiyor. Ama bunların ikisi de doğru. Tercih size ait. Burada da mesela ne diyoruz? Format ile gönderim örneği diyelim. Şuraya da ne diyoruz? Şöyle sıfır diyoruz. Yani virgülden sonraki ilk elemanı al. Gördüğünüz gibi. Şimdi şurada böyle önerilerle bizi yönlendiriyor program. İsterseniz kapatabilirsiniz. Ben genelde açık tutuyorum. Bana güzel böyle yeni yöntemler söylüyor. Kendimi geliştirmemi sağlıyor. Yani ben kaç yıldır yazılımcı, yani yazılım yaptığım halde, yani kod yazdığım halde hala kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü bu uçsuz bucaksız bir deniz gibi. Yani kendinize güvenin, sağlığınıza güvenin. Allah'ın izniyle başarırsınız. Şimdi tamam hocam sayacı yazdık. Bak bana önerdi. Ben diyor burada arttırayım bunu diyor bir diyor. Yoksa diyor sen sonsuza kadar döner gidersin diyor. Zaten belli bir şeyden sonra memori şişer ve ondan sonra ne hatasıydı şu an hatırlayamıyorum ama memoriyi keser yani ve çok aşırı hani döndüm. Sonsuz döngüye girdim. Hata sıfırlatır. Bunu siz de örneklerde yaparsanız çok güzel olur. Hani deneyerek yaparsanız, kendiniz görerek yaparsanız daha iyi olur. Mesela ben her şeyi Allah'a şükür hani biliyorum demiyorum ama hani bir defa iki defa gördüğüm için yabancı değilim. Bir de kod standartlarının hani aşina olduğum için hani bir SQL veri tabanında yazdığım mesela metodu C# bazen aklıma gelmiyor. Ama ismini aratıp Google'da benzerini direkt ya da nokta atışı atıp bulmaya çalışıyorum. Hani amaç sintaksların, yazılım standartlarının mantığını kavramanız. Yoksa bunları ezberleyin diye bir şey yok. Belli başlı standartları böyle kafanıza oturtun, gerisi gelir zaten. Hani gördüğünüz gibi ben mesela kod yazarken bile çok amatörce basit şeyler, hatalar yapıyorum ya da böyle hareketler yapıyorum. Normaldir. Hani kendinizi böyle şey yapmayın. Ön yargılar, setler kurmayın. Doğal bırakın, akışına bırakın. Her şey kendi elinizce Allah'ın izniyle olur. Şimdi şöyle bir breakpoint koydum ki bir görün. Breakpoint candır. Yani zamanla geliştikçe hani kullanmayı yavaş yavaş bırakırsınız. Daha az kullanırsınız. Ama ilk başta görün yani ne gidiyor ne geliyor. Bu arkadaş şimdi hiçbir şey yazmadı. İlginç. Beni beklemedi de. Çok ilginç. Şimdi neden yazmadı? Gördüğünüz gibi bak. Sayacın içindeki şu scope yaşamalarını dedik ya. Ne yaptı? Parantez içine girmedi. Yani bu döngüye, bu yaşama uğramadı. Ben de bir üstte scope koydum. Sen normalde çalışman lazımdı ama ben hiç çalışmadım. Yani program hata mı verdi? Yok. Bak ne diyor? Sayaç diyor. 5 diyor. 5 5'ten küçük mü? Hayır. Bak. Ctrl Alt Q bak. Bakın şöyle bir şey de var. Geldim mouse'la şuradan şuraya. Seçtim. Şu koşulun doğruluğu nedir? Ctrl Alt Q. Yani bunu Quick Watch'ı dışarıya çıkar. Pencere olarak çıkar ve bana göster. Hani ben detaylı görmek istiyorum. Üstüne gelip böyle görmek istemiyorum. Bazen küçük oluyor, şey oluyor. Rahat edersiniz. Bunun web browser kısmında da hani web neydi o? Frontend'e geçtiğimizde de orada daha böyle Google'un konsol app'larını vesairelerini, konsol source'larını, nasıl diyeyim, JavaScript, CSS kısımlarını orada da farklı yöntemlerle görmeye çalışacağız. Ama gene benzer mantık.
Evet, 5-5'ten büyük mü? Zaten söylediğinizde mantığı oturtmuyor. Kafayı bir kulağa tırmalıyor. Ama mesela bakın şuraya ben elimle 6 deseydim bakın true oldu. Yani başarılı diyor. Peki hocam biz burada kurguyu yanlış yapmışız. Sağda deneme yanılma yöntemiyle görüyoruz. Ben sayacı sıfırdan başlayıp yavaş yavaş arttıracağım diyorum. Yanlış yapmışım ben çünkü. Şimdi geldim 0 üstüne geldim bakın 0. Şuraya geldi 0 5'ten küçük mü? Küçük. Gördünüz mü? Bakın bloğun içine girdi. Şurada da geldi. Bir arttırdı. Gördünüz mü? Şimdi geldi. 2 yaptı. Yazdırdıktan sonra yani aşağı doğru kodu okuyarak gidiyor program. Visual Studio.net. Şu an 4 oldu. 5 için gelecek birazdan. 4'ü okuduktan sonra şu an 5 yaptı ve koşul bitti. Program durdu. Evet, bakın SMS ile gönderdiğimiz ID'lerini yazdık, sayaçları yazdık, tak 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 hepsini yazdık, geçtik. Gördüğümüz gibi arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste birazcık daha bir iki bir şey daha söyleyeceğim. Ondan sonra diğer döngü yöntemine geçeceğiz. Gene while ile do while ile geçeceğiz.